Hepinize merhaba arkadaşlar, günaydın. Bugün neredeyiz? Bugün Antalya'dayız. Daha yeni uyandım, gözlerimin içi kırmızı kırmızı, böyle daha bakım bile yapmadık. Birazdan yüzümüzü yıkayacağız. Giriş yapmak istedim. Şu an arkamda gördüğünüz dağa çıkacağız, Tahtalı Dağı. Ama öncesinde şu şeylerden bahsedeyim size. Kahvaltı yapacağız. Ben en iyisi bir elimi yüzümü yıkayayım, kendime geleyim, dışarıya çıkayım. Daha rahat konuşalım. Sonra kahvaltıya geçelim, biraz da orada sohbet edelim. Ondan sonra zaten yolculuk başlayacak. 9.45'te gelecekler. Hadi bakalım, hazırlığa geçelim. Evet, şimdi hazırız. Asansör geldi. İnsanlar uyuyor böyle sessizce. Evet. İçeriye geçelim ve havuz kenarına iniyorum şu an. Tüm müziğimizi açalım bari bir yandan, dur. Evet, güzel bir enerjik müzikle şu anda buradayım ve denize gidiyorum. Şimdi şöyle bir karar aldım. Her sene denize geliyorum ve hiçbir yere çıkmıyordum. Lan dedim, ben bu sene YouTube'a başladım. Hadi biraz gezelim dedim. Ve otelin götürdüğü tüm turlara kaydımı yaptım arkadaşlar. Sürpriz olsun, ikinci bölümde de bir turumuz daha var. Hatta benim hayalim olan bir tur var. Normalde kahvaltı yapıp tura geçecektim ama saat daha çok erken, 7.30. 9.45'te alınacaklarmış bizi. 9.45'e kadar dedim bari gidelim, biraz yüzelim, sonra bir duşumuzu alalım, bir kahvaltı yapalım, öyle eğlenelim dedim. Bir de yani yurt dışına gelmiş gibisin, burada şey yok, Türkçe konuşan yok. Kafama göre konuşuyorum yani. Arada tabii birkaç aile gördüm de geldim geri. Daha erken gidecektim de sabah bir türlü uyanamadım ya. Yolun yorgunluğu hala üzerimizde. Buradan 8 gibi ayrılırsak, 8.30'da geri kahvaltıya gelsek, ondan sonra da zaten 8.30'da gelsek, aynen 9'a doğru da tekrardan zaten hazır olmuş olacağız. Kahvaltıdan direkt servise geçeriz aracı. Çantamında olur ne olmaz diye ihtimale karşı hazırladım. Sadece bir üzerime denizlik değil de böyle gezme konseptine geçeceğiz. Ondan sonra daha da düzgün olacak. İnsanlar kahvaltı yapıyor zaten, yan tarafta gözüküyorlar mı bilmiyorum ama kahvaltı yapılıyor. Bu arada bizim otelde futbol sahası varmış. Benim haberim yok böyle şeylerden. Voleybol sahası varmış. Yani oynamaya geleceğim ya. Voleybol bugün yetişemeyebilirim. Bugün turda olacağım da. Ama öğleden sonra yetişirim otele. Belki o zaman oynayan olursa ikinin oynayabiliriz yani. Şimdi valla telefon su geçirmiyor diye denizin yakınlarında size telefonla çekim alacağım. Umarım telefon kamerası da güzel çekimler alabilir. Yani öyle umuyoruz. Şu an bekleyin. Kamerayı sabitleyip denize doğru yürüyelim. Yani bir GoPro'm olsaydı çok iyi olurdu. Çünkü yarın özellikle böyle bir GoPro'luk bir çekime gideceğim. Yani hem aksiyonuyla hem de su geçirmez özelliğiyle yarın için ipucu veriyorum size. Ama siz bu videoyu yani birer hafta aralıklarla izleyeceğiniz için muhtemelen haftaya izleyeceğiniz videoda öyle olacak. Hemen durun, başlayalım. Şöyle kameramızı sabitledik. Bana doğru bak kamera. Kafamda sinek var. Tek temennimiz şu yönde. Umarım telefonumuz falan çalınmaz. Yani kameram var orada. Şu an tüm ekipmanlarım o tarafta. Akşamdan powerbank'i bile şarja taktım. Her şeyimi hazırladım. Bakın dün yoldan geldim, ona rağmen böyleyim. Evet, şimdi suya gireceğiz valla. Size biraz su altı çekimi de alırım ama biraz da korkuyorum açıkçası. Normalde su geçirmeyebileceğiz. Ama birkaç videoda gördüm, bazen su geçirebiliyor. Güneş kremi de sürmeden çıktım tabii. Soğuk. Dur kamerayı şöyle bari kısaltalım, elimi yukarıda tutayım. Durun size bir de detay alayım ben buradan. İnanılmaz derecede soğuk ve su birden derinleşiyor. Gitmemem lazım o taraflara. Size su altı çekimi alayım mı ben? Dur, su altı çekimi alacağım. Kameramız bu tarafta. Hadi bismillah diyorum, umarım telefona bir şey olmaz. Şarja takabileceğim ama bir saat, öyle bir şey de var, sorunu da var. Bakalım.
Yani sesimi de net alıyordur umarım. Size su altı çekimi de almaya çalıştım. Yeter bu kadar yani. Daha ne detay gösterebilirim ki size? Yüzüyoruz işte. Artık kahvaltıya geçelim. Ben de acıktım yani arkadaşlar. Yeter. Kimse de yok zaten sabah saati. Daha kalabalık başlamamış. Ama şu görmüş olduğunuz mükemmel tahtalı dağ var ya, şu dağ. O dağın en tepesine çıkacağım. Elime odaklamayı kes. Tam olarak burada. Oradan çıkmış olacağız. Size biraz yakınlaştırayım ben. Tam o dağ. Muhtemelen oradan çıkacağız. Zaten bu bölge böyle komple. Şöyle küçülteyim. Böyle buradan başlıyor. Buraya kadar. Özellikle tam şu dağ. Orada bugünkü çekimlerimizi alacağız. Bakalım devamında nasıl şeylerle karşılaşacağız bilmiyorum. Kayıt. Kayıttayız zaten. Ben telefonu bırakayım, biraz kendi başıma yüzeyim hızlı hızlı. Ondan sonra zaten devam ederiz. Ben zaten çok erken gelecektim. Gün doğumunu çekecektim sizinle beraber. Hatırlarsınız Tulbaşar Kalesi videomda da gün doğumu vardı. Şimdi onu çekemedik. Fazla çekemedik yani. Ama birazdan şimdi bu telefonu ve tripodu kaldırayım. Çalarlar diye korkuyorum, dediğim gibi kimse yok yanımda. Ulan az önce Rus bir kadın, köpekler gelmiş bunun oturduğu şezlongun üzerine. Dur anlatacağım, gözümü takayım da. Bunun şezlongun üzerine gelmişler. Bu şezlongun üzerinde köpekleri de kovalayamıyorum. Madam dedim, help you dedim, yardım lazım mı dedim. Bu da dedi, yes dedi. Gittim yanına, dedim Turkey style, tidi dedim. Köpeklere böyle yapıyorum, tidi tidi diyorum. Köpekler gitti, kadın geliyor bana. Eğleniyorsun bir şekilde, kimsen olmasa da eğleniyorsun. Sorun olmuyor. Şu tur oteli, burası. Tur oteli buraya, tur oteli ne ya? Tur aracı buraya gelecek. Buradan gideceğiz. Bu otelin ana binası. Burası 1500 lira fark oynuyor arasında. 1500 ile 3000 arası fark oynuyor. Burası ilk binası. Otelle arada sadece bir yol geçiyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu yoldan geçerseniz girebilirsiniz. Burası ilk bina. Bu ek binada da zaten sadece sinek bar çalışıyor. O da 11 ile 16 arası. Diğer tarafta 7-24 yemek ve içecek var. Böyle bir otel. Yani güzel yapmışlar ama ben beğendim. Tabii birkaç yıl önce gittiğimiz otel daha iyiydi. Tam hatırlayamadım adını da. Orası da buraya yakın bir yerde. Şu karşılarda bir yerlerde hatta. Son şeylerden sonra otel fiyatları gerçekten uçmuş. Yani geçen yıl... Neyse, fiyat bilgisi vermeyelim. Fiyat bilgisi vermeden devam edelim. Öyle yani, iki katına çıkmış. Yarım saate hazırlanıp çıkmam lazım. Bir yarım saate zaten kahvaltı faslı geçer. 9.30 gibi kapının önünde lobide olmalıyım yani. O da kartı çıktı. Şimdi bakalım nasıl açılıyormuş. Ya bunlar zaten çoğunuz biliyorsunuz da eğlenceli oluyor video çekmesi. Elektriğimizi hemen tak, elektrik de verdik. Odadan size fazla görüntü vermeyeyim ben en iyisi. Işık aç. Hiçbir etkisi olmadı. Çünkü otel odalarına fazla ışık vermiyorlar. Direkt balkona çıkalım. Adam şey diyor yani, odaya niye ışık vereyim abi diyor. Yatmadan yatmaya giriyoruz. Gece loj ışığını versem yeter. Gözünün önünde görsen yeter diyor. Sen orada diyor içeride video mu çekeceksin diyor sanki diyor. Yani ama çekiyoruz yani. Şimdi hemen hazırlanalım, üstümüzü değişelim, duşumuza girelim falan, her şeyimizi hazırlayıp kahvaltıya geçelim. Hadi hızlıca. Makyaj kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Lan bunu nasıl yapıyorlar lan? Ha, şunun üstüne koysam. He? Evet arkadaşlar, bugünkü kombinim. Şu anda arkadaşlar yola çıkacağımız için güneş kremi şart. Onu yedirirken bari size çekeyim dedim. Hep tüm YouTuber'lar yapıyor. Ben niye yapmayayım abi? Tamam hadi ben köylü olabilirim. Tamam ben Antepli de olabilirim. Antep'in köyünden de gelebilirim. Barak'ın merkezinden de gelebilirim. Ama ve lakin ben de insanım ya. Ben neden çekmeyeyim abi? Olmaz mı? Vururlarım beni. Biliyorum yaklaşık bir bu videonun yayın tarihine de gireceği zamanı hesaplayarak söyleyebilirim ki 2 aydır falan video gelmiyor. Neden gelmiyor? Videonun görüntülerinde sıkıntı çıktı. İşte mesela görüntü var ama sesim, ben böyle konuşuyorum. Ama sesim sonradan geliyor böyle yani, o anki konuştuğum ses sonradan geliyor. Onu bir türlü düzeltemedim. Merveciğim sana da çok teşekkür ederim. Videoma geldin, sağ olasın. Yani seni paylaşamadık Merve.
Belki başka zamana bakalım ya, müsait olursa neden olmasın ki? Yani seni insanlar da sevmişti, herkes sevmişti konuşmanı falan, herkes beğenmişti. Ama ve lakin işte sen de biliyorsun Merveciğim, görüntülerde sorun çıktı. Sorun çıkmasaydı, lan bu krem niye yenmiyor? Lan vücudum ye şu kremi lan, yeter lan. Bence kamera şarjını bitirmeyelim. Ben bunu yediremeyeceğim. Gidip tekrar yüzümü sileyim bari. Evet. Bu tişörtü bu arada yeni aldım. Nasıl, güzel mi? Topu da göstereyim. Bence tam yazlık. Yani böyle yaz şeyde giyeceğin bir tişört. Gözümüzü takıyoruz efendim. Saatimizi takalım. Parfümümü de unuttum. Ama şuradan bir dakika. Zavallı. Yüzüm gözükmüyormuş sabahtan beri. Neyse. Evet, hazırız arkadaşlar. Kaslı değilim bu arada. Çıkalım. Şarjımız şimdiden %79 kaldı. Şimdi şöyle bir şey. Kıymetli izleyiciler. Sizler daha rahat gezebilin diye. Olur da benim gittiğim herhangi bir bölgeye. Sizler daha rahat gezebilin diye bu videolar çekiyorum. Zamanında. Aa, şu an kayıtta. Şu an kayıtta. Merhaba. Evet. İsim neydi? Sen ya. Ali Aslan. Ali Aslan'la tanıştık zaten biz burada kendisiyle. Otele girişte sağ olsunlar bize yardımcı olmuşlardı. Gece geç saatte gelmiştik. Burada bir Maraşlı hemşehrimiz var. Şu an işi var. Aklını karıştırmayalım. Abi ne dedin? Kadını kandırdın ha. Abimiz Maraşlı bu arada, bak belli değil mi ya, şu kan çekiyor, kan çekiyor. Şey, şimdi bu otelin turuna katıldık. Kendime çevireyim kamerayı. Evet. Bir problem yaşar mıyız? Yaşarsak oteliniz eksi puan yiyecek çünkü. Yok, Allah'ın üstü hangi tatil budur noktada? Tatil budur, evet. Tamam, onların personeli var. Onlar evet. Size yardımcı olacaklar. İyi basit olarak. Tamamdır. Hangi turu almıştınız? Şu an teleferik yanında dalış var. Alış. Evet. Tamam. Bunlar sizi gelip burada kendi araçlarıyla alacaklar. Tamamdır. Rehberiniz olacak yanınızda. Bir isteğiniz, bir sorunuz, bir şikayet ve bir Otel öneri. gördüğünüz gibi çok iyi ilgileniyor. Ali Otel. Aslan Bey'e de teşekkür ederiz. Siz şu an Teşekkürler. Çok yoğunsunuz. Fazla meşgul Teşekkürler. etmeyeyim size. Teşekkürler. Şöyle görüşürüz abi. İyi Kendine iyi bak. eğlenceler. Kahvaltıya geçelim. Çok acıktım. İnanılmaz derecede acıktım o da. Sonunda güneşe karşı bir sohbet edeceğiz. Evet. Şu an kahvaltıya doğru hücum ediyoruz. Yemeği alalım size yerken çekeyim. En iyisi, çünkü yanımda yer kalmadı artık. Telefonu kamerayı nereye koyacağımı bilmiyorum. Kaşarlı olsun benimki ya. Sormadan söyledim. İnanılmaz sıcak bak. Omletimiz de geldi. Kaşarlı yumurta. Bildiğimiz klasik yumurta be. Şimdi içeriye kalabalığı göstereyim size. Bayağı bir inanılmaz kalabalık var. Şimdi şurada ekmeğimizi keseceğiz, alacağız. Sonra afiyetle yiyeceğiz ve yola çıkacağız. Şimdi dostlar, yemeğimiz geldi ama ben yemeğe başlamadan hemen gidip bir çay alacağım. Ardından da işte reçel falan tarzı şeyler alacağım. O sırada inşallah kameramı çalmazlar. Alıp geliyorum ama ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Evet, şimdi tabağımız geldi. Şöyle göstereyim size. Böyle. Şimdi yemeğe başlayacağız. Ama öncesinde çayımızı, klasik zaten Türkçe, çay bardağı kalmadığı için bu bardağa koyduk. Onun dışında ekmeğimizi de aldık. Başlayacağız. Saat olarak da tam olarak yarım saatimiz var. Yarım saatte geçmemiz lazım oraya. Hadi bakalım. Bismillah diyorum ve direkt simidi reçelin içine bandırarak şöyle böyle yaparak. Hadi bakalım yiyelim. Bismillah. Çıktık arkadaşlar, kaydı biraz geç başlattım. Bizi amcamız sağ olsun aldı.
tur şu an itibariyle başlamış oluyor aslında. Yolcuları alacakmışız. İlk müşteri benim. Şöyle göstereyim. Kimse de yok zaten. Arkadaşlar şimdi abim bize anlattı biraz. Şu dağın tepesindeki en tepe noktayı görüyorsunuz. Hatta biraz daha yaklaştırayım. Buraya çıkacağız ama araçla değil. Bakın şurada direkler var. Buluttan diğer direkleri göremiyoruz. Şu noktada ben size yine şöyle getireyim. Şu noktalara kadar araçla çıkacakmışız. Buradan gelsin tepeyi teleferiklerle çıkacakmışız. Şu an teleferiğe doğru ilerliyoruz, biletlerimizi alındı. Gelim abi. Abimiz biletimizi de veriyor zaten. Ben alayım. Bu E'ler yetişkin anlamına geliyormuş. Çocuk ve bebek olarak da iki ayrı biletleri var. Çocuklara J harfi, jandarmanın J'si. Bebeklere de Giresun'un G harfini veriyorlar. Böyle bir biletleri var. Kontrolden geçeceğiz ve teleferiğe bineceğiz. Karanlık oldu. Şöyle çekeyim size. Telefonla detay videolar alayım. Birazdan gidişe tekrar kayıt açabilirsem açmaya çalışayım. Çünkü bir teleferiğe 80 kişiye kadar alıyorlarmış. Yanlış duymadıysam. İnşallah düşmeyiz ya. Yükseklik korkum da var. Evet, şu an teleferik geldi. Teleferiğe geçeceğiz. Biraz korku basmalı değil, sanki biraz ürkütücü gibi, korkutucu gibi. Bakalım, şu an teleferik tam olarak böyle geldi. İnsanlar alkışlıyor, sesini duyuyor musunuzdur bilmiyorum ama iniyorlar zaten. Vallahi teleferiğe girdik. Bakalım nasıl olacak. Muhtemelen ayakta gideceğiz biz. Şöyle girişte durayım ben. 80 kişilik teleferik. Ancak 80 kişi var mı onu bilmiyorum. Kapılar kapandı. Yolculuk başlıyor. Hadi tepeden biraz detay görüntüler alalım. Konuşacak bir şey yok artık. Görüntülere bırakıyoruz kendimizi. Arkadaşlar şu an bulutların yanındayız. İsim neydi bu arada? Güney. Güney kanalımın adını söyledim. Telefonla konuşana kadar böyle olmuş. Teşekkür ederim. İzlersin bu videoyu. Eyvallah. Teşekkür ederim. Vallahi helal olsun adama. 2 dakikada bulmuş. Şu an bulutlardan dolayı bir şey göremiyorsunuz. Yani buğulanma yok. Tamamen zaten bulutun içinde olduğumuz için beyaz. Abi sen buranın yetkilisisin. Çok garip bir soru soracağım sana. Bulutun içindeyken hiç şimşek çaktı oldun böyle? Çakıyor da kabine çakmıyor. Ha buraya vurmuyor. Anladım. Yoksa yani tam böyle içine gittiğin sırada şurada bir elektriklenme geçse bulutlar arası. Şu aradaki ağaçları görüyor musunuz bilmiyorum ama böyle çok garip tabak şeklinde. Şeyler dalları böyle diken diken değil de çama benziyorlar ama çam da değiller. Bak. Çok mükemmel değil mi? Şu anda geldik. Evet.
sağlıklı bir şekilde geldik. Buranın birkaç tane önemli detayını öğrendim az önce çalışanlardan. Paraşütçüler de buradan düzenli olarak atlayış yapıyorlarmış. Onu da öğrenmiş oldum. Birazdan iniş yaparken buraları inceleyeceğim ve buluttan aşağısı gözükmüyor zaten. Ben aşağıdayken size bu yukarıyı çekmiştim. Çekmeye çalışmıştım daha doğrusu. Oradayken buluttan gözükmüyordu zaten. Gerçekten de yukarıya çıkınca bu defa buluttan aşağısı gözükmüyor. Öyle bir denklem var burada. Gayet güzel yapmışlar. Şimdi içerideki fiyatları araştıracağız. Buranın özelliklerinden birisi Avrupa'da birinciymiş yükseklik olarak. Aynı zamanda paraşüt atlama noktası olarak da geçiyor burası. Düzenli olarak paraşütten atlamalar var. Turistlere de tam araştırmadım. Belirli bir ücret karşılığında buranın şeyi sunuluyormuş. Paraşütle atlama olanağı sunuluyormuş. Şimdi ben direkt dışarıya çıkacağım ardından manzarayı tam görmek için buranın dedi terasına çıkın demişlerdi bana. Şimdi buranın terasına da çıkacağız. Oraları da gezeceğiz. Bakalım artık. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Aşağısı 30-35 derece ise burası 20 derece falan yani. Belki daha da düşüktür. Birazdan görebilirsem burada bir 22 dedi sanki abi yanlış duymadıysam 22 dereceymiş. Güzel yapmışlar. Gayet yani kesinlikle gelinmesi gereken bir yer. Şu şeyin fiyatını soracağım. Eğer gerçekten uygun bir fiyat sunarlarsa binebiliriz. Bakalım. Evet. Uygun fiyat söyleyin. Şimdi bir ara gündem oldu ya. Evet. Abi kendimi YouTuber olarak gösteriyorum. Ondan sonra bedavadan. Bedavadan. Ya, hiç daha hiçbir şey bedava sen yapmadım. Sen yazıyordun ama. Bir de benim duymam için bağıra bağıra söylüyor. İşte yok bakalım. Şey kamera duysun diye öyle yaptım. Sana da göstereyim abi. İşi çözmüşsün sen abi. Helal olsun ya. Abi ne başımıza geldi. Ne YouTuber'lara geldi. Tamam sen fiyatı söyle ben çaktırmadan gezeyim. 100 lira diyorsan 50 lira diyeyim. 1 lira diyorsan 500 lira diyeyim. Abi kayıt dışından çıkarsan tamam. Söyle. Kapatıyorum. Abimizle bir fiyat konuşması yaptık. Buradan gelenler olursa yardımcı oluyor. Zaten izleyenler Türk, yabancı yok. Gene size yardımcı olur. Ben arka tarafa geçiyorum abi fiyat ödeme için. Şey dedi, eğer kalp krizi geçirirsen, ölme gibi bir durum olursa burada da ölürsen paran iade ve tamamen hastaneye de götürüyorlar. Çok güzel yani bence. Yardımcı oluyoruz. Bize ben alıyorum. Mi? Kart geçiyor mu? IBAN mı? Abi... Yok kayıt olmasın. Ha, tamam. Kayıt olmadım. Kart. Teması değil, temassız ödeme varmış arkadaşlar. Temaslı ödemeyi almıyoruz abi. Normal. Tamamdır. Temassız ödeme. Hiç. Umarım ki bir şey olmaz. Çok. Arkadaşlar şu an 2365 metre yükseklik yetmezmiş gibi daha 20-30 metre yukarıya attırıyorum kendimi. Yatay çekim alalım abi. Yatay. Yavaşlatalım. Tamamen makineye güveniyorum. Tamam yavaş. Yavaş ya. Slow motion please. Yavaşlayalım artık. Teşekkür ederim. İnşallah duruyoruzdur çünkü hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim. Değilim. Ama hiç iyi değilim. Allah. Abi durduralım yeter. Parasını ramına koyayım yeter. Vallahi yeter. Yeter. Yok abi yok yeter. Vallahi yeter, billahi yeter. Tövbe bir daha binersem. Tövbe. Abi durduralım. Vallahi bak seni çok seviyorum. Lütfen gözünü seveyim. Arkadaşlar şu an aşağıdayım. Birazdan
İnşallah otele varacağım. O alete bindikten sonra tüm günüm öldü. Otele varınca inşallah servisin kalkmasını bekliyorum. Servis yola çıkınca otele doğru gideceğiz. Ama yani bir daha bu ekstrem şeylere binmeyeceğim. Bu sondu. Tövbe. Şu an gerçekten mahvolmuş durumdayım. Bir an önce otele gidip uyumak istiyorum. Ve hala bir yerlerim ağrıyor. Ben kaydı kapatıyorum. Kendime gelince en azından bugün veya yarın bunun kapanışını ve değerlendirmesini ayık kafayla yapalım. Şu an hiç iyi değilim. Evet. İkinci video değil. Pardon. İkinci videoya birazdan başlayacağım. Dün hakkında biraz konuşalım ve videomuzun kapanışını yapalım. Dün muhtemelen bende bir midede hassasiyet var ya da bir rahatsızlığım var. Tam bilmiyorum orasının ne olduğunu bilmiyorum ama dün her şeyim iptal oldu. Saat akşam 9'a kadar perttim yani. Tamamen yattım. Ne yemek yiyebildim, ne ayağa kalkıp yürüyebildim. Yaşam şeyim sıfıra indi. O mancınağa binmememiz gerekiyordu. Daha yüzümü yıkamadım. Yüzümü yıkamaya gideceğim. O mancınağı şöyle göstereyim size. Hala orada anası var bak. Tam şurası oluyor, biraz yaklaştırayım. Kameradan gözüktüğü kadar. Şu dağın tam ucundaydım işte. Yani bir daha tövbe ettim. Bilmeyeceğim, böyle aletler bana gelmiyor abi. Ben bunu Harikalar Diyarı videomdan da gerçi o videoyu yine böyle olduğum için yayınlamamıştım. Bir sonraki videoda görüşelim, çünkü bir sonraki videoyu birazdan çekmeye başlayacağım. Ve emin olun bu harika bir video olacak. Umarım bunda da rahatsızlanmayız, çünkü bunda da tehlikeli şeyler var. Diyecek şeyim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda izlersiniz inşallah, çekimleri yapabilirsem tabii. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.